Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam 30.01.2019 Çarşamba akşamı sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi bu seyirde Mesnevi Şerif Ahmet Avni Konuk Şerhi. Kaldığımız sayfa 122 ve sayfa başından 2824. beytten devam edelim. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri idrak edecek aklı, gönlü, idraki nasip etsin. Bilgisayar başında olan kardeşlerimiz, evlatlarımıza da hayırlı akşamlar diyelim. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Aynı temenniyi onlar için de yapmış olalım. Bismillahirrahmanirrahim. 2824. Onları tasdik edin. Onlar doğucu güneşlerdir. Sizi kıyametin rüsvalıklarından emin ederler. Sizi sahireye ilka etmezden evvel onları tasdik edin. Onlar berrak aylardır. Sahire kıyamet günündeki yeryüzü manasına imiş. Kıyamet günündeki yeryüzü, yani insanların tamamı alemi kabre, alemi berzaha gittikten sonra ve tekrar insanlık alemi dirildikten sonra sahire diye belirtilen şey kıyamet günündeki yeryüzünü ifade ediyormuş. Yani sizi sahireye ilka etmezden evvel, yani batından zahire çıkarmazdan evvel, kabirden tekrar dünyaya basubadel mevt çıkarmazdan evvel diyor, onları tasdik edin. Onları tasdik edin, onlar karanlığın kandilleridir. Onlara ikram edin, onlar ümidin anahtarlarıdır. Bak bu söz sana geldi. Ümidin anahtarlarıdır. Ümit arkadaşınızın üstüne. Hakkın işine bakın işte. Bu sayfayı okusaydık geçen hafta, şimdi çıkmayacaktı. Sizden hayır ümit etmeyen kimseleri tasdik ediniz. Gayrınızı şaşırtmayın, men etmeyin. Enbiya davetlerine ve hizmetlerine mukabil sizden ücret ve menfaat beklemezler. Onların bu hizmetleri Allah Teala Hazretlerinin rızası için vaki olur. Peygamber Efendilerimiz de buyururlar, وَلَا اُجُورَهُمْ Cenab-ı Hak peygamberler hakkında ücreti yoktur diyor. Binaenaleyh sizden hiçbir hayır beklemeyen bu zevat-ı şerifeyi tasdik ediniz. Bir takım fasit zihniyetler ile muhalefet edip başkalarını da şaşırtmayın ve tariki hakka ittibadan men etmeyin. Bir takım fasit bozuk zihniyetler ile birleşip hak ehline muhalefet edip başkalarını da şaşırtmayın diye ikaz ediyor. Ve tariki hakka ittibadan men etmeyin. Yani hak yoluna gidenleri oradan men etmeyin. Farisi söyleyelim. Agah ol. Arabiyi bırak. Ey su ve çamur. O Türk'ün Hindusu ol. Bu hitap Hazreti Ali Efendimiz'in ruhaniyetlerinden cismaniyetlerine vaki olan hitaptır. Yani kendi hakikatinden, batınından, zahirine, cismaniyetine olan hitap. Zira sureti kelam ve elfaz cismaniyet alemindendir. Kelamın ve lafızların sureti cismaniyet alemindendir. Buyururlar ki bu Mesnevi-i Şerif hadd-ı zatında Farisi olarak söylemeye kastettik. Arabi olarak söylemeyi bırakalım da
ceddi alasına ahi Türk denilen Hüsamettin Çelebi'mize Farisi söyleyelim. Arabi olarak söylemeyi bırakalım da ceddi alasına ahi Türk denilen Hüsamettin Çelebi'nin ceddine ahi Türk, yani babası ahi Türklerden ve onların başkanıymış. Çelebi Hüsamettin'in babası ahiler kuruluşunun neyse o günkü başkanıymış. Onun için diyor Farsça konuşalım. Yani kendisi de Farsça daha iyi anladığı için Farsça konuşalım, Arabi konuşmayalım. Hüsamettin Çelebi'mize Farisi olarak söyleyelim. Biliyorsunuz bu Mesnevi-i Şerif'in yazılmasının en büyük amillerinden bir tanesi Hüseyin Çelebi Hüsamettin. Ey su ve çamur, ey su ve çamur, yani ey cismaniyetimiz, o Türk'ün Hindusu gibi, yani Hüsamettin Çelebi'nin gulamı ol ve onun istidadı şerifinin haddine göre söyle. Hüsamettin Çelebi'nin oğlu ol, ona göre, onun istidadı şerifinin haddine göre söyle diye kendine de söylüyor. Agah ol, şahların şahitliklerini dinleyin. Gökler inandılar, inanın. Ey münkirler, kendilerinize gelin, her biri birer şah olan enbiyanın ve onların varisleri olan evliyanın vahdeti hak hakkındaki şahitliklerini dinleyin. Hakkın vahdeti vücuduna gökler inandılar, siz de inanın. Hakkın vahdeti vücuduna gökler inandılar, siz de inanın. Ayrıca bu hususta Melaike-i Kiram da Peygamberimizi tasdik ettiler. Bilindiği gibi Miraç gecesinde tahiyyat okundu. Tahiyyatın sonunda da Melaike-i Kiram Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye o gece gök ehli de Peygamberimizin varlığını tasdik ettiler. Bizler yerden yer ehli olarak Eşhedü en la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyoruz. Miraç'ta da gök ehli de tasdik etti Peygamberimiz. Bir bölüm başı var. Hazmin manası ve hazim olan adamın misali. Ya evvele mensup olanların haline bakınız yahut ahır tarafa bir hazm ile uçun. Ey münkirler, ya geçmiş olan akvamın haline bakıp, yani geçmiş olan kavimlerin haline bakıp başlarına gelen felaketten ibret alınız yahut ahiret tarafına bir hazm ve ihtiyat ile uçun ve inkarı bırakın. Hazm ne olur? İki tedbirde ihtiyattır. O ikiden, hubattan uzak olanı tutasın. Hazm, lügatta hayvanın yükünü bağlamaktır. Bu Farisi lügatında. Ve mecazen muhkemlik, muhkemlik ve agahlık manasına gelir. Yani muhkem olması, sağlam olması ve idrak edilmiş bir hal olması, uyanık olunması manasına gelir. Ve muhakkıklardan bazıları yazmışlardır ki hazm umurun akıbetini düşünmek ve mümkün olduğu kadar o işin helal ve zelalinden ihtiraz etmektir. Yani uzak durmaktır.
Hubat deliliğe müşabih bir illettir ve kendisini deli olmadığı halde sahte olarak deli göstermektir. Ve uyku manasına da gelir. Yani hazm neye derler bilir misin? Mesela bir hususta iki türlü tedbir olur. Onların birini kat'i surette ihtiyar etmek için ihtiyat eder. Yani onların birini kat'i surette ihtiyar etmek için ihtiyat eder. Yani bunu alayım, yani ona yönelir ama yine de ihtiyatı elden bırakmaz. Ve o iki tedbirden hangisi hab-ı gafletten uzak ise, gaflet uykusundan uzak ise onu intihap edip tutarsın. Yani onu seçersin. Şimdi burada isim benzerliğinden bizim Azmi babamız var biliyorsunuz. O Arapça hazm etmek manasına. Yani iyice hazim, hazmedilmiş, idrak edilmiş, anlaşılmış manasına. Burada Farsça kelime manasını veriyor. O biri der ki bu yolda 7 gün su yoktur ve ayak yakıcı kum vardır. Misal veriyor şimdi. Mesela sefere gideceğim vakit yolun ahvalini sorarsın. Biri der ki bu gidecek yolda 7 gün su menbaana tesadüf edemezsin. Bununla beraber yollarda da ayak yakıcı kum vardır. Binaenaleyh bu seferde su tedarikini unutma. Yani bu seferde, bu yolda su yanına almadan gitme. Ve diğeri der ki, yalandır. Bunu sür ki her gecede bir akıcı çeşme görürsün. Yani her ulaştığın gece orada bir çeşme bulursun. Hazm olur ki sen su alasın ta ki korkudan kurtulasın ve sevap üzerine, doğruluk üzerine olasın. Yani iki kimseden birisi su lazım ve diğeri lazım değil diyor. Hazmın manası burada su lazımdır diyen tarafı kabul edip su almaktır. Zira yolda su çıkarsa götürdüğün suyun sana zararı olmaz. Ve eğer su götürmezsen ve yolda da hakikaten su bulunmazsa vay haline, vay senin haline. Binaenaleyh korkudan emin olmak için su almak lazımdır ve bu doğru bir hareket olur. Yani yolda su karşısına çıksa da bir zararın olmaz. Ama ya çıkmazsa yolda felaket olur. İki arkadaş konuşuyorlarmış böyle, bildiğiniz şeydir ama bu ikilem hakkında misal olur. Konuşuyorlarmış. Birisi diyormuş ki ben ahirete inanmıyorum. İnanmadığım için de yapacak bir şeyim yok. Yani bir şey yapmaya ihtiyaç hissetmiyorum. Öteki diyormuş ki ben inanıyorum, yapmaya çalışıyorum işte. Namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. E ne olacak? E gittiğimiz zaman, ahirete gidildiği zaman ya varsa, sen yok diyordun ama ben var diyordum. Ya varsa sen kalacaksın bütün orada perişan halde. Ben de yaptığımın karşılığını göreceğim misalinde. Yoksa yok. Yapsam da ben bir şey kaybetmemiş olurum. Yani yoksa da ben yaptım ama bir şey kaybetmemiş olurum. Yok oldu, sen yapmadın ama ya varsa sen ne yapacaksın o zaman? İşte burada da yolda ya su yoksa ne yaparsın? Eğer yolda su olursa bunu dök. Ve eğer olmazsa vay inatçı adamı. Ey halife zadeler, bir adalet ediniz, hazmi bir miat günü için yapınız.
Hazmederken biz buna azm diyelim. Böylece kısaca. Azm, azmetmek bir şey yapmak lazım. Ey Allah'ın halifesi olan Adem Aleyhisselam'ın evladı. Ey halife zadeler diyor bize. Hepimiz de bahsediyor. Bir, adalet ediniz. Yani kendi kendinize iş olması, adalet ediniz. Hazmi bir miat günü için yapınız. Yani bu gayreti gelecekte o vaat edilmiş gün için yapınız. Ey Allah'ın halifesi olan Adem Aleyhisselam'ın evladı. Bir adalet ve insaf ediniz de bir miat günü olan ahiret ve kıyamet günü için hazm ve ihtiyaç yapınız. İhtiyat yapınız. Ve hayat-ı uhreviyeye lüzumu olduğu enbiya tarafından beyan buyurulan zat ve zahireyi tedarik ediniz. O bir düşman ki sizin babanızdan kin çekti, onu illiyinden zindan tarafına çekti. O bir düşman olan şeytan ki sizin babanız olan Adem Aleyhisselam'a hak tarafından secdeye memur olduğu için kin tuttu ve onun alemi illiyinden yani yüce alemden bir zindan olan dünya tarafına çekti. O gönül satrancının şahını mat etti. Onu cennetten afetlerin giriftarı etti. O gönül satrancının şahı olan Adem Aleyhisselam'ı düşman olan iblis hilesiyle mat ve mağlup etti. O Hazreti Adem'i cennetten ayırdı ve dünya hubutuna sebep olup türlü türlü afetlere giriftan ve eğlence olmasına sebep oldu. Hubutuna demek indirilmesine, ihbitu dedi o. Oradan indirilmesine sebep olup türlü türlü afetlerin giriftarı ve eğlencesi olmasına sebep oldu. Nitekim kıssası Kur'an-ı Kerim'de müteaddit mahallelerde, değişik yerlerde de zikredilmiştir, mezkurdur. Cenk'te onu kaç yerde bağ ile tuttu? Nihayet onu güreşçilikle yüzü sarı olarak düşürdü. Adem'in şeytan ile vaki olan musarasında, yani acele etme, bir şeye girişme manasında ve cenginde o şeytan onu kaç yerde mağlup etti ve güreşçilik sanatı ile o iblis Adem'i hacil, utanmış olarak yere düşürdü ve yendi. Küşti musaraa demek olup aslı sin ile küstidir. Küften manasına olan küsten mastarından meydana gelmiştir. Oradan müştaktır diyor. İki pehlivan birbiriyle tutuşup birini yere vurmak istediği için bu ıslah vaz olunmuştur. Yani bu şekilde kullanılmıştır diyor. Gıyas-ı lügatta bu kullanılmış. O pehlivana böyle etmiştir. Ey başkaları, ona gevşek gevşek bakmayın. Adem-i Safi gibi bir pehlivana o iblis böyle oyunlar yapmıştır. Ey Adem-i Safi'nin gayrı olup sıfat-ı nefsaniye ile kalpleri bulanık olan insanlar. Siz o iblise gevşek gevşek ve ehemmiyetsiz bir nazarla bakmayın. Öyle bir pehlivanı yenerse size neler yapmaz? Bir daha okuyayım. Adem-i Safi gibi bir pehlivana, yani Adem Safiyullah denen Safi olan Adem gibi bir pehlivana hem de
bu Adem nasıl diyeyim, galaksiler arası seyahat yapmış bir varlık, bir kimse. Cennette, yani galaksi değil, başka galakside, galaksiler arası seyahat, ihbitu dedi o, ininiz. Nereden nereye geldi? O iblis öyle oyunlar yapmıştır. Ey Adem-i Safi'nin gayrı olup, yani Adem-i Hakiki'nin dışında olan insanlar, varlıklar. Sıfat-ı nefsaniye ile kalpleri bulanık olan insanlar. Siz o iblise gevşek gevşek ve ehemmiyetsiz bir nazarla bakmayın. Yani onu küçük görmeyin. Öyle bir pehlivanı yenerse, yani Adem Safi gibi bir pehlivanı yenerse size neler yapmaz. O hasetçi anamızın ve babamızın tacını ve ziynetini çeviklik ile kaptı. Laf çevikliğiyle, sözle. Havva anamızın ve Adem babamızın indi ilahideki izzetine, yani yüksek mertebesine haset eden o iblis, onların tacı izzetlerini ve ziyneti cinaniyetlerini, yani can ziynetlerini çarçabuk kaptı ve bu hususta el çabukluğu yaptı. Yani kelam ile farfara yaptı. Onları orada çıplak ve zayıf ve hakir etti. Adem senelerce zar zar ağladı bu hususta. Başını kaldırıp da göğe bakamıyormuş. Yeryüzüne indirildiği zaman. Kitab-ı tefasirde, yani tefsir kitaplarında tafsil olunduğu üzere iblisin ihvasıyla, bozgunculuğu ile Adem ve Havva cennette şecere-i menhiyeye yaklaştıktan sonra men edilmiş ağaca, bu şu ağaca yaklaşmayın diyor ya. Onlar yaklaştıktan sonra üzerlerindeki libas ve ziynet ref olup çırılçıplak, zayıf ve hakir bir halde kaldılar. Binaenaleyh Adem babamız senelerce zar zar ağladı ve bunlara sebep olan iblisi lain idi. Şurada bir cümle geçti. Onun üzerinde de biraz duralım. Adem ve Havva cennette şecere-i menhiyeye yaklaştıktan sonra üzerlerindeki libas ve ziynet ref olup, yani çıkartılıp çırılçıplak, zayıf ve hakir bir halde kaldılar. Bunu tam bilemiyoruz. Bilemiyoruz derken ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde de böyle açık bir şey yok. Ben kendi fikrim olarak zannediyorum ki onun elbisesi, giydirmiş olduğu beden elbisesiydi. Ve nefahtü fîmin ruhiye, yani latif olan batın hallerine elbise olarak zaten o toprak beden giydirilmişti. Her neyse, ayrı konu. Ve o zaman elbiseye ihtiyaç yoktu. Yani üzerine bir şey, başka bir şey giymeye ihtiyaç yoktu. Çünkü zaten orada sıcak soğuk olmadığından korunma diye bir şey de söz konusu değildi. Öyle ki niçin ceridede la sept oldu diye onun gözyaşından nebat bitti. Birinci mısrada Hazreti Adem'in ağlamasının şiddeti debi şairane üzere ala tarikil mübaliğa tasvir buyurulmuştur. Mübalağa yoluyla benzetme yapılmıştır diyor buradaki yazı için. Nitekim gözümün yaşı sellere tuttu derler. Ve bu muvalaada bir hakikate de işaret buyrulur. Yani Hazreti Adem
o kadar ağladı ki gözünün yaşından rahmet ve mağfiret bostanı neşvi neva buldu. Rahmet ve mağfiret bostanı yeşerdi, meydana geldi demek olur. İkinci mısra, birinci mısra için illet vaki olmuştur. Yani sebebi vaki olmuştur. La harfi nefidir ve cerideden murat, ceride mecmua demek aslında. Ondan murat Ra'd suresi 13'e 39. Allah mealen, Allah dilediğini mahve ispat eder ve Ümmül Kitap onun indindedir. Ceride olarak Ümmül Kitabı ifade etmiş. Ayet-i kerimesinde mezkûr olan Ümmül Kitaptır. Vücud-u mutlakın mertebe-i vahidiyetidir ve bu mertebede ayağın sabitenin kendi istidatlarıyla sübutu vardır. Mertebe-i vahiyetidir ve bu mertebede ayağın sabitenin kendi istidatlarıyla sübutu, sabitliği vardır. Yani Hazreti Adem, Ümmül Kitap'ta olan benim ayağın sabitemin istidadı niçin emri ilahiye, Adem-i imtisali iktiza etti? Uymamayı gerektirdi diye pek çok ağladı demek olur. Ve bu şikayet kendi ayağının sabitesinden olup kazayı haktan değildir. Zira kazayı hak aynı sevaptır. Kazayı hak aynı doğru olandır diyor. Şurayı bir daha okuyalım. Hazreti Adem, Ümmül Kitap'ta olan benim ayağını sabitemin istidadı niçin emri ilahiye, Adem-i imtisali iktiza etti? Emri ilahiyeye uymamayı gerektirdi diye ifade ediyor. Pek çok ağladı demek olur. Ve bu şikayet kendi ayağını sabitesinden olup kazayı haktan değildir. Zira kazayı hak aynı sevaptır. Anlaşıldı mı şey? Anlaşılmadı. Kaza ve kader bahsinde de belirtildiği gibi herkesin kendine ait bir kazası var. Kazada hüküm demek. Bu da Ümmül Kitap'ta ayağın sabiti olarak bizlere belirtilmiş. Belirtilmiş derken hüküm olarak yazılmış. Bu emri iradi. Emri iradi. İşte Ümmül Kitap'ta olan benim ayağın sabitemin istidadı. Ayağın sabitemin istidadı. Niçin emri ilahiye? Adem-i imtisal, yani emri ilahiyeye uymamayı gerektirdi diye söylüyor. Pek çok ağladı demek olur yukarıdaki izahlardan. Ve bu şikayet kendi ayağın sabitesinden olup kazayı haktan değildir. Yani pek çok ağladı, kendi kendine şikayet etti. Orada şikayet, Hakk'a Allah'a şikayet değil de kendi kendine şikayet ediyordu. Neden bu böyle emri ilahiyeye uymamamı gerektirdi diye pek çok ağladı demek olur. Ve bu şikayet kendi ayağın sabitesinden olup kazayı haktan değildir. Yani kazayı mübrem, kazayı mutlak değil, kazayı muallak tarafında emri teklifiye uymadığı için bu başına geldi. Şimdi kendisinde yani Cenab-ı Hak kazayı ilahi olarak ona uyma dedi. Yani şecere
yaklaşma dedi. Ağaca yaklaşma dedi. Fakat bazı işte yukarıda da bahsedildiği gibi iblisin de ivasıyla, bozgunculuğuyla ağaca yaklaştı. Onu diyor, neden benim kazağımda bunu yaklaşma emri verildiği halde yaklaşıma sebep neden oldum diye uzun zaman ağladı diyor. İşte bu şikayeti kendi ayağını sabitesinden olup kazayı haktan değildir diyor. Yani kendisine bırakılan emri teklifi bölümünde oraya yaklaşma demek emri ilahi. Yaklaşma demek emri ilahi. Bakın arada çok hassas fark var. Uyup ve uymak ve uymamak emri teklifiye kalıyor. Yaklaşma dediği zaman mutlak yaklaşmayacak manasına değil. Bakın burasını yanılmamız lazım. Anlaşılıyor mu? Yani yaklaşma diye yazmadı Cenab-ı Hak ona. Yaklaşma diye emri teklifi, emri iradi yaklaşmama yönünde. Yani Hakk'ın iradesi yaklaşmama yönünde. Ama onun ayağın sabitesine yaklaşma hükmü yazılmadı. Hüküm o sadece. Mesela diyelim ki şu camı kırma diye orada yazıldı. Kırma hüküm ama hükmü tatbik etmek kırana bağlı. İki kişi var. İkisine de dediler bu camı kırma. Birisi kırmadı. Kendi iradesiyle uydu, kırmadı. Birisi de kendi iradesiyle uymadı, kırdı. Yani tatbikat kula kalmış oluyor. Bunu burada çok iyi anlamamız lazım. Tekrar okuyalım. Hazreti Adem, Ümmül Kitap'ta olan benim ayağını sabitemin istidadı niçin emri ilahiyeye uymayı gerektirmedi? Neden? Çünkü mutlak Adem Aleyhisselam'a uyma dendiği zaman, yani ağaca yaklaşma dendiği zaman bu ona ait hüküm değil. Ortada uyulmaması lazım gelen bir tavsiye, bir tabir. Uymak ve uymamak kişinin fiiline kalmış bir hadise oluyor. Yani aslında orada uymamak emre karşı gelmek demek değil. Uyma, yani oraya yaklaşma. Sadece bir hüküm. Bak, amir bir hüküm değil. Sadece bilinç oluşturmak için Cenab-ı Hakk'ın tavsiyesi. Uymak veya uymamak kula ait bir husus olmakta. Bu şikayet kendi ayağını sabitesinden olup, yani kendi düşüncesinden, kendi fiilinden olup kazayı haktan değildir. Yani Allah onu oradan oraya onu ye mecbur etmiş demek değildir. 2844. Onun tarrarlığını sen bir kıyas tut ki öyle server ondan sakalını koparır. Tarrar, yan kesici ve hırsız demek olup iblistir. Hırsız ne demek? Hırsız, olumsuz. Hırlısı, olumlu. Hırlının karşısı hırsız. Hırlı ne demek? Ses çıkaran demek, hırlayan, ses çıkaran demek. Onun karşıtı hırsız, sessiz manasını. Hırsız dediğiniz zaman biz onu çalan, çırpan zannediyoruz. Halbuki kelime karşılığı sessiz, hırsız. Demek olup, hırsız demek olup murat iblistir. İşte iblisin de hırı çıkmaz hiç. Hırsız, sessiz gelir gider. Rişkenden sakal yolmak gam ve gussadan kinayettir. Yani ey salik, sen o şeytanın yan kesiciliğini bir kıyas et ki Adem-i Safi
Yani Adem Safiyullah gibi bir server, yani baş olan kimse, ondan gam ve gussaya düştü. Yani derde düştü. Ey çamura tapıcılar, onun şerrinden korkun. La havle'ye mensup olan kılıcı onun başına vurun. Kılıcı onun başına vurun. Çamura tapıcılardan murat, topraktan mahluk olan cisim üzerine titreyen nefsani kimselerdir. Ne kadar güzel tabir değil mi? Çamura tapıcılardan murat, topraktan mahluk olan, topraktan halk edilmiş olan cismin üzerine titreyen nefsani kimselerdir. Yani elim şöyle olsun, ayağım böyle olsun, gözüm böyle, kaşım böyle olsun, saçım böyle olsun diye bütün her halini kendi suretine harcamış olan, zamanını, vaktini, her şeyini. Yani kendisine yakışıklı desinler diye onu çok süsleyen. Tabii ona da temiz bakmamız lazım ama ihtiyacı kadar. Ey henüz cismin ve tabiatın tesiri altında zebun olan müminler. Yani tabiatın tesiri altında kalmış olan müminler. O iblisin ivalarına, bozgunculuklarına batınınızda duyduğunuz vakit, bu ivalarını batınınızda duyduğunuz vakit, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deyin. Yani hareket ve kuvvet Allah iledir zikrine manasıyla beraber devam edip bu zikrin manası kılıcını o manevi hırsızın başına vurun. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zira o sizi pusudan görür ki siz onu agah olun, iyi bilin ki, uyanık olun ki göremezsiniz. Yani biz bileceğiz ki pusuda bize zarar vermeye çalışan gizli, hırsız bir varlık var. Ne zaman sesi çıkıyor, o zaman hırlamaya başlıyor işte. Zira o sizi pusudan görür ki siz ona agah olun, göremezsiniz. Zira manevi hırsız olan şeytan sizi suret pususu arkasından görür ve siz ise onu bu suret perdesi arkasında göremezsiniz. Avcı daima daneler döker, dane zahir olur ve hile gizli. Ne güzel misaller. Avcı kuşları tutmak için taneleri döküp kendisi saklanır. Şeytan da efradı beni Adem'in avcısıdır. Şeytan da beni Adem fertlerinin avcısıdır. Onun tuzakları huzuzat-ı nefsaniyeyi ve lezzat-ı cismaniyeyi mucib olan, yani icap eden nefsani hazları ve cismani lezzetleri mucib olan suveri dünyeviyedir. Şeytan Beni Adem'in hayaline o suretlerin hazzını ve lezzetlerini arz edip teşvik eder. Yani daha o yöne yönelmeden evvel oraya gitmiş, onu yiyormuş, tadıyormuş, yapıyormuş gibi onun öncü hazzını verir insana diyorum. Burayı teşvik eder. Kendisi de bu danelerin arkasına saklanır. Her neredeki taneyi gördün, kork ha diyor. Taneyi gördüğün zaman kork. Tane dediği o, avlamak için tuzak verirler ya biraz. Telefonlarda da çıkıyor, hani size mükafat çıktı, bir şey çıktı, şu çıktı, bu çıktı, hadi onu alayım derken elindeki de gitti. Bu yukarıda zikir olunan taneleri nerede görürsen kork, yaklaşma, ta ki o tane ve haz-ı nefsani ve lezzat-ı cismani senin alemin balaya
uçmana vasıta olan imtisali emri ilahi kanadını bağlamasın. Hazz-ı nefsani, nefsani hazlar ve cismani zevkler senin alemi balaya, yani yüce aleme, gelecekteki aleme uçmana vasıta olan imtisali emri ilahi kanadını bağlamasın. Zira bir kuş ki o terki dane etti, daneyi tezvirsiz sahradan yedi. Yani dünyanın hazzı nefsaniye ve lezzeti cismaniye sabit sebep olan suretleri arkasında tezvir vardır. Yani yalancılık vardır. Fakat ahiretin hazzı nefsaniye ve lezzeti cismaniye sebep olan suretleri arkasında tezvir yoktur. Nitekim Hak Teala Zuhruf 43'e 71, yani cennette nefislerin iştiha ettiği ve gözlerin lezzet bulduğu şeyler vardır buyurur. Şimdi bir mümin bu dünyanın tezvirli, yani yalan dolan danelerini terk eder ve nefsine sabrederse tezvirsiz olan, yani yalansız olan sahra-i cennetin danelerinden yer. Yani imkanlarından yer. Veyahut alemi dünyada sabrederse yine bu alemde cenneti acile vasıl olup ruhun gıdası ve daneleri olan tezvirsiz ulum ve marif tahsil eder. Cenneti acile ne demek? Bu dünyadaki huzurlu olan zamanlar, efsaniyete uymadan geçen günler, vakitler, acil cennet, yani yakın cennet manasındadır bu dünyanın cenneti. Tevhid-i ilahi de bu dünyanın cennetidir. Onunla da kâni olduğu ve tuzaktan sıçradı, hiçbir tuzak onun kanadını, kolunu bağlamadı. O tezvirsiz sahranın, yani yalanı dolanı olmayan yerin ve alemi ruhaninin daneleri olan ulum ve marif o kuşu kandırdı ve doyurdu. Kandırdı derken aldattı manasına değil. Hani bir su içtim kana kana, suya kandım der ya. Kandırdı demesi o. İlmi ilahiyle kandırdı ve doyurdu. Artık önüne dünyanın tezvirli daneleri dökülmüş olan hiçbir tuzak, yani yalan dolan taneleriyle dolu olan hiçbir tuzak onun kolunu ve kanadını bağlamadı. Zira tahsil ettiği ilim ve marifet kendisini danelerin tezvirinden, yalan dolanından agah edeceği cihetle asla tuzak tarafına da yaklaşmadı. Tuzağa ne yapıyordu? Bizim nefsani arzularımız bize tuzak oluyordu. Nefsani arzularımız derken bunların hepsi diye tabii. Şer'i olan da nefsani arzularımız olur. Yemek yemek isteriz, su içmek isteriz, ihtiyaçlarımızı gidermek isteriz. Bunlar nefsani arzular değil, fıtri, doğal arzulardır. Evet, burada bir satır başı geldi. Orada bırakalım. 5 dakika, 20 dakika, 20 geçe devam ederiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam 30.01.2019 Çarşamba akşamı sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi bu seyirde sohbet mevzu Mesnevi Şerif, Ahmet Avni konuk,
şerhi sayfa 128 ve bölüm başı. Hırstan dolayı terki hazm eden okuşun işinin vehameti. Bismillahirrahmanirrahim. 2851 beyt. Yine bir kuş bir duvarın üstünde durdu. Gözünü bir tuzağın danesi tarafına bağladı. Bağladı derken yani hep oraya bakmaya başladı. Gözünü tuzağa mensup olan daneye bağladı demek olur diyor. O bir nazarı sahra tarafına eder, onun hırsı bir nazarı daneye çeker. O kuş bir nazarını tezvirsiz olan, yani yalansız olan sahra-i hakikat tarafına atfeder. Fakat ondaki hırsı nefsani, onun bir nazarını da tezvirli olan dane, yani sueri dünyeviye tarafına çeker. Yani içindeki iki düşünceyi ifade ediyor. Bu hal ehl-i sülükten çoğunun başındadır. Onların bir gözleri ruhaniyet ve bir gözleri de nefsaniyet tarafındadır. Bu arkadaş bunları yaşamış iyi biliyor. Maşallah. Bu nazar, o nazar ile mücadele etti. Ansızın onu akıldan hali etti. Bu dünya lezzatı tarafına olan nazar, ruhaniyet tarafına olan nazar ile mücadele etti. Bu dünya tarafına olan nazar, o kuşu, yani saliki ansızın akıldan tecrid edip, yani aklını bırakıp, o lezzat-ı acileyi dünyeviye tarafına çekip tuzağa giriftar etti. Burada da lezzat-ı acile. Yukarıda ne dedi? Cenneti acile. Lezzat-ı acile, yani kişinin nefsi emmaresinin hemen ulaşmak istediği kendi dünyevi beşeri zevkleri. Diğer bir kuş ki o tereddüdü bıraktı ve nazardan kopardı ve sahraya havale etti. Yani bir kuş ikisini de düşündü. Hem dünya lezzetlerini hem sahra, yani açık alem, gönül alemin ikisi arasında kaldı. Ama lezzat-ı acileye döndü dünya tarafına ve tuzağa düştü. Diğeri ise hiç bu dünya tarafına bakmadı, sahraya havale etti. Diğer bir kuş ki her iki tarafı olan mütereddit nazarı bıraktı ve kalbini dünya tarafına olan nazardan kopardı ve sahra-i hakikat tarafına tevcih etti. Onun pürrü hali şaattır. Onun için aferin vardır. Hatta o bütün azatların imamı oldu. Bah kelime-i tahsin olup, ya bu akşam isimler hep yakından gidiyor. Aferin, ne güzel manasındadır. Buna bah, bah diye mükerrer söylerler bunu. Ve Türkçe'de peh peh suretinde müntakildir, yani nakledilmiştir. Yani nazarını tereddütten kurtarıp kamilen sahra-i hakikate tevcih eden kimsenin pürr-ü bali, yani aklı ve fikri sürur ve ferah içinde ulum ve marif-i ilahi aleminde uçar. İlimler ve irfaniyet, İlahi irfaniyet aleminde uçar. Onun için kelime-i tahsin vardır. Yani hasen, güzel kelime vardır. Nihayet o kimse bir cümle nefise tabiattan azad olan salikin imamı ve mürşidi olur.
Nihayet o kimse bil cümle nefis ve tabiattan azad olan saliklerin imamı ve mürşidi olur. Her kim onu müktedâ yaparsa kurtuldu. Emniyet ve azatlık makamında oturdu. Herhangi bir salik böyle bir mürşidi kendisine müktedâ yaparsa, yani uyarsa oraya, nefs ve tabiat esaretinden kurtuldu ve nefs ve şeytanın tasallutundan emin oldu ve hürriyet makamında rahat rahat oturdu. Şu bakın, hürriyet makamında rahat rahat oturdu. Bizim yapmaya çalıştığımız şey neydi? Kimlik kazanmak. Kimlik kazanmak da hürriyetini kazanmasıdır kişinin. Eğer bu kimlik kazanılımı olmazsa, kişi ne kadar çok ibadet etse de, zikirlerini, fikirlerini, çalışmalarını yapsa da, kendi kimliğini daha henüz kazanamamış olduğundan kendini bilemez, bulamaz. Yani ben kimim sorusunun cevabını bulmamız lazım geliyor. Zira ki onun kalbi hazimlerin şahı geldi. Nihayet onun menzili gülistan ve çemen oldu. Bu beyt-i şerif yukarıdaki beytin illetidir. Yani sebebidir. İlletidir derken senden işte uzaklaşayım, kaçayım falan. İllet o hastalık manasına değil, sebep manasına. Yani nazarını dünyadan sahrayı hakikat tarafına çeviren kimse, hazm ve ihtiyat edicilerin şahı olarak zahir oldu ve onun menzili ve makamı akıbet gülistan-ı hakaik ilahiye, ilahi hakikatler bahçesi gülistanı ve çemenistanı marif-i rabbaniye oldu. Çimen dediği, yani yazın nasıl baharda çimenler olur, çıkartı. Marif-i Rabbaniye diye ifade ediyor onu. Hazm ondan razı ve o hazmdan razı. Eğer tedbir ve azm edersen böyle yap. Yani o kimse hazm ve ihtiyatın netice-i hasenesini, yani güzel neticesini envar-ı nas'ta temsil ettiği, enzar-ı nas'ta temsil ettiği için manayı hazm ve ihtiyat ondan hoşnut ve razıdır. Ettiği için manayı hazm ve ihtiyat ondan hoşnut ve razıdır. Ve o kimse dahi hazm ve ihtiyatın netice-i hasenesine, yani güzel neticesine fiilen nail olduğu için hazm ve ihtiyattan hoşnut ve razıdır. Ey salik, eğer hak yolunda tedbir ve azmi murad edersen böyle hazm ve ihtiyatı kendine rehber kabul eyle, rehber ittihaz et. Bu bahsedildiği gibi Esma-i İlahiyeleri eğer biz kendimizden memnun ettirebilirsek Esma-i İlahiye de bizden memnun olmuş olur. Esma-i İlahiye'yi memnun etmek ne demek? Kendi istikametinde ve hakkın yolunda onu kullanmak manasında. Her birerlerimizde bilindiği gibi Esma-i İlahiye var. Ve biz bütün yaptığımız işlerimizi bu Esma-i İlahiyeler üzerine yapmaktayız. Gerek fiillerimiz olsun, gerek duygularımız olsun, neyimiz, ne yapmışsak mutlaka bir ismin kapsamı içerisindedir o yaptığımız iş. İşte o yaptığımız iş hem dünyaya faydalı hem ahirete faydalı ise o ismin yapılmasına sebep olan Esma-i İlahiye bizden razı olmuş olur. Ve bu şekilde
biz de ondan razı olmuş oluruz. Bir yönüyle bakıldığı zaman Esma-i İlahiye bizden razı olduğu için biz merzi, yani razı olunmuşlardan oluruz. Biz karşı tarafa baktığımız zaman Esma-i İlahiye bizden razı olduğu için biz de Esma-i İlahiye'den razı olduğumuzdan Esma-i İlahiye'den merzi olmuş olur. Yani bir yerde rızalık varsa karşılıklı olan bir hale göre bir ifadeyle bir taraf razı, karşı taraf merzi ama karşı taraf da ondan razı olduğu için karşı taraf merzi kendi razı olmuş olur. Ve böylece de adalet yerine gelmiş olur. Ve bu da karşılıklı muhabbet olur. Tekrar okuyorum. Ey Salik, eğer hak yolunda tedbir ve azami murad edersen, hak yolun muradı olarak, böyle hazm ve ihtiyatı kendine rehber ittihaz et. Defalarca hırs tuzağına düşmüşsün, kendini boğazını kesmeye vermişsin. Ey Salik, birçok defalar terk-i ihtiyat ile, ihtiyatı terk etmek ile huzuzat-ı dünyeviye, dünya hazları, hırsı tuzağına düşmüşsün. Ruhunun boğazını kesmek için şeytan kasabının eline teslim etmişsin. Ne kadar güzel bir cümle kurmuş değil mi? Tekrar okuyalım onu. Ey Salik! Hepimize söyledi. Hepimiz Salik'iz. Salik ne demek? Süluk, yani yol ehli, giden manası. Birçok defalar terk-i ihtiyat ile, yani ihtiyatını, tedbirlerini terk etmek ile, emri teklifiyi terk etmek ile, terk-i ihtiyat ile huzuzat-ı dünyeviye hırsı tuzağına düşmüşsün. Dünya hazları hırsı tuzağına düşmüşsün. Ruhunun boğazını kesmek için, şeytan kasabının eline teslim etmişsin. Yani ruhunu, boğazını kesmek için şeytana teslim etmişsin. Yine seni latif olan o tevvab azat etti, tevbeyi kabul etti ve sizi mesrur etti. Lütuf, tevvabın sıfatıdır. Tevvab ne demek? Çok tevbe eden manasını. Ve tevvab, Esma-i İlahiye'dendir ve mübalağa ile ismi fail olup ziyade rücu edici manasınadır. Mübalağa ile dediği çok, çoklukla, çok olarak. Tevap dese bir sefer tevbe manası. Tevvap deyince, yani şedde geldiği zaman şiddetlenme manasına o çokluğu ifade ediyor. Mübalağa ile ismi fail olup, ismi fail, ismi mef'ul diye Arapçada tabirler var. İsmi fail, işi yapan kimse manasına. Fail olan, işleyen, mef'ul de işlenen. Mesela şu kalem yazdığı zaman faildir, yazıldığı yerde mef'uldür. Etken ve etilgen manasınadır. Burada fail de diyor. İsmi fail olup ziyade rücu edici manasınadır. Yani dönücü manasınadır. Murat, Hak Teala Hazretlerinin kullarının günahlarından dolayı muahazelerinden vazgeçmesidir. Yani onları hesaba çekmekten, sorguya çekmekten vazgeçmesidir. Ve tevabu lütuf, Recul-i Adil kabilindendir. Recul-i Adil kabilindendir ki Recul-i Adil demek, bu da Tevvab-ı Latif demektir.
İki tevap geçti. Biri tevabu lütuf, biri tevabu latif demektir. Şeyh Ekber Hazretleri bir risalesinde buyururlar ki, müritlerden birisi tevbesini bozdu ve düşündü ki, eğer Hazreti Hakk'a rücu edip tevbe edersem onun hükmü nasıl olur? Mahalli kabulde vaki olur mu yoksa olmaz mı? Nagah hafiften bir nida geldi ki, nagah derken hemen, yani ansızın o anda hatiften, yani gaybden bir nida geldi ki, yani ey filan, bizim emrimize itaat ettin, senden kabul ettik ve ondan sonra bizi terk ettin, mühlet verdik ve muahaze etmedik. Ve eğer bize rücu edersen seni kabul ederiz. Yani her ne kadar döndünse de, ama tekrar dönersen seni kabul ederiz diye cevap geldi diye ifade ediliyor. Dedi ki, eğer avdet ederseniz sizin avdet ettiğiniz gibi biz de avdet ederiz. Biz fiilleri cezaya çift eyledik. Burada ceza yakarım yıkarım manasına değil, karşılık olarak bir fiil yapana iki karşılık veririz manasında. Birinci mısrada, Sure-i İsra'da olan İsra 17:8, yani tevbeden sonra eğer masiyete avdet ederseniz biz de ukubete avdet ederiz. Yani sizi cezalandırmaya davet döneriz. Kafirler için cehennemi ebedi zindan yaptık. Ayet-i kerimesine ve ikinci mısrada dahi Şura 42'ye 40, yani kötünün cezası onun gibi bir kötüdür. Ayet-i kerimesine işaret buyurulur. Yani Hak Teala buyurdu ki, eğer siz tevbe ederseniz ve taate avdet eylerseniz ben de size affa avdet ederim. Ve eğer tevbenizi bozup yine masiyete avdet eder ve tevbe etmezseniz ben de ukubete avdet ederim, dönerim. Zira biz her fiilin mukabilinde bir ceza yaptık, bir karşılık yaptık. Yani eğer tevbe ederseniz bu fiiliniz iyi olduğundan onun cezası da iyi olan af muamelesi olur. Ve eğer masiyette musir olursanız, ısrarlı olursanız, bu fiiliniz kötü olduğundan onun cezası da kötü olur. Yani karşılığı da kötü olur. Vaktaki bir çifti kendi indime getiririm, onun o çifti lacerem koşarak gelir. Yani amali ibadı, kulun ameli huzuru ilahiyeme celbettiğim vakit herhangi bir amel kendisine münasip olan eşi ve arkadaşı ile gelir. Mesela insan bir dağa karşı bağırdığı vakit sadası kendi tarafına aksetme suretiyle gelir. Bu akis onun sadasının çifti ve eşidir. Eğer sadası latif ise onun eşi olan aksi dahi latif olur. Ve eğer sadası kerih ise onun eşi ve çifti olan akis dahi kerih ve çirkin olur. 2863. Bu amelleri esere çift ettik. Bir çift eriştiği vakit diğer bir çift erişir. Efrad-ı beşerin bu amellerinde mutlaka bir eser zahir olur ve o eser bir amelin çifti ve eşi olur. Binaenaleyh çiftin birisi olan amel peyda olur olmaz, onun eşi olan eser dahi peyda olur. Mesela bıçağı alıp eline vurduğun vakit derhal elin kesilir. Elinin kesilmesi bıçağı eline vurmak fiilinin ve amelinin eseridir.
Binaenaleyh amel ile eser asla birbirinden münfek ayrı değildir diyor. Fail mef'ul gibi demin bahsedildiği gibi. Vaktaki bir yağmacı çiftten zenci yapar, onun ardınca zevci yapar, onun ardınca zevci arayıcı olarak çift gelir. Mesela yağmacı olan bir taife, bir eşten zevci, yani kadının kocası esir ettiği vakit, onun arkasından kocasını isteyici ve arayıcı olan zevcesi gelir. Bunlar birbirinden nasıl la yünfek ise, yani ayrılmazlar ise, ameller de eserlerden ve cezalardan münfek değildir. Yani ayrı değildir. Diğer defada bu tuzak tarafına geldiniz, tevbenin gözüne toprak vurdunuz. Ey salikler, tevbe ettiniz fakat diğer defa yine bu nefis ve şeytanın tuzağı tarafına geldiniz. Tövbenin gözüne toprak saçtınız, yani tövbenizi körlettiniz ve hükümsüz bıraktınız. Tekrar size tevap o düğümü açtı, dedi, agah ol, kaç yüzü bu tarafa koyma. Sizi muahize etmekten vazgeçici ve rücu edici olan Hak Teala Hazretleri tekrar size tutulduğunuz tuzağın düğümünü açtı ve buyurdu ki, haydi müteyakkız ol, kaç ve bir daha bu tarafa müteveccih olma. Yine pervane gibi nisyan erişti, sizin canınızı ateş tarafına çekti. Yani bir pervane kandilin etrafında dolaşıp kanadını ateşe çarparak yakar ve canı acır. Fakat biraz sonra evvelki yaptığını ve canının acısını unutup tekrar kandilin etrafında dönmeye başlar. Bunun gibi siz de nefis ve şeytan tuzağı etrafında dolaşıp bu tuzağa tutuldunuz ve canınız yandı. Fakat pervane gibi size unutma hasıl oldu. Bu unutkanlık sizin canınızı tekrar o ateşi, şehevat, şiddetli arzu tarafına çekti. Beytteki çün edatı teşbih ve pervaneyi de hemze-i meksure vahdet içindir. Hemze-i maksure. Beytte geçen yazıyı izah ediyor. Vahdet içindir. Bazı şarihler pervaneyi nisyana muzaf kılmışlardır. Yani isyana benzetmişlerdir. Ey pervane, nisyanı ve şekki az yap, yanmış kanadına sen bir iyi bak. Pervaneden murat bir gözü huzuzat-ı dünyeviyede ve bir gözü de sahra-i hakikatte olan saliktir. Ey pervane, unutkanlığı bırak ve acaba hazzı nefsani tarafına gidersem zevki ruhaniyeyi kaybeder miyim tarzındaki şek ve şüpheyi az yap. Yani yapma. Zira sen her ne zaman hazzı nefsani tarafına adım attın ise akıl ve idrakinin zevki kanadı yandı ve sükutu hale uğradın. İnanın bu yanmış kanadına dikkatle bak da mütenebbih ol. Yani tembihlenmiş ol. Bir daha bunu yapma. 2869. Vaktaki kurtuldun, onun şükrü olur ki hiç o dane tarafına piç tutmayasın. Piç, meyil ve rağbet manasına imiş. Yani tevab olan Hak Teala Hazretleri kemal-i kereminden tutulduğun tuzağın düğümünü açtığı vakit bu kurtuluşun şükrü asla o nefis ve şeytan tuzağının danesi olan
huzuzat-ı nefsaniye tarafına meyil ve rağbetin olmamaktır. Nefsani tarafa yönelmemendir diyor. Vaktaki şükür diyesin, nihayet sana o tuzaksız ve düşman korkusu olmaksızın bir rızk bağışlar. Vaktaki bu kurtuluşun şükrünü dâne tarafına meyil ve rağbet etmek suretiyle ifa edersin, nihayet o tarzı şükrüne mükafat olarak Hak Teâlâ sana tezvirsiz ve tuzaksız, yani yalansız ve şaibeli olmayan ve düşman korkusu olmayan bir rızkı manevi ve maddi bağışlar. Nitekim ayet-i kerimede Talak 65:2. Yani kim ki Allah'ın nehyinden perhiz ederse Allah Teala onun için bir mahreç yapar ve onu hesap etmediği bir cihetten rızıklandırır buyurulur. Kim ki Allah'ın nehyinden perhiz ederse, yani nehyettiği şeylerden uzak durursa Allah Teala için, Allah Teala onun için bir mahreç yapar. Yani bir çıkış yolu yapar. Ve onu hesap etmediği bir cihetten rızıklandırır buyurulur. O nimetin şükrü ki sizi azat etti, Hakk'ın nimetini yad etmek gerektir. Yani tuzaktan kurtuluşun şükrü fiilisi bir daha o tuzak tarafına yaklaşmamaktır. Fiili şükrü diyor. Ne kadar güzel. Yani tuzaktan kurtuluşun şükrü fiilisi, şükrü, fiil şükrüsü. Yani bir daha o tuzak tarafına yaklaşmamaktır. Bu şükrü fiili sizi ebedi tuzaktan azat etti ve size tuzaksız ve düşman korkusuz rızık ihsanına sebep oldu. Binaenaleyh sizin bu şükrü fiiliniz ve bu şükrü fiilinize uzaktan kurtulup korkusuz bir rızık ihsanı Hakk'ın birer nimeti oldu. Böyle olunca Hakk'ın bu nimetlerini alet devam şükrü lisanı ile tahattur etmek lazımdır. Böyle olunca Hakk'ın bu nimetlerini devamlılık üzere şükrü lisan şükrüyle hatırda tutmak lazımdır. Ne kadar rençlerle ve belada dedin ki ey Hüda, bana tuzaktan necat ver. Ta ki böyle hizmet edeyim, ihsan edeyim, şeytanın gözüne toprak saçayım. Sen muhabbeti dünya sebebiyle ne kadar meşakkatlere ve belalara giriftar oldun da dedin ki, Ya Rab, beni bu tutulduğum tuzaktan kurtar. Şöyle ve böyle ibadet ve taat icra edeyim ve taatımda da ihsan edeyim ve senin emrini icra ve nehilerinden içtinab, yani uzaklaşmak suretiyle şeytanın gözüne toprak saçayım. İhsan. Bir hadis. El-ihsan. Yani ihsan senin Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Şimdi sen onu görür olamazsan o seni görür gibi ibadet etmendir. Hadis-i şerifinde beyan buyurulan haldir. Bu işte tevhid müşahedenin ilk ayağıdır. Yani ilk yola çıkışıdır. Bakın ne kadar güzel. İbadet ederken ihsan senin Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Yani sen ibadette olduğun zaman Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görür olamazsın.
Yani sen onu göremezsin ama o seni görür gibi ibadet etmendir diyor. Bu hakkı görmenin ilk başlardaki bir yol açıcısı ifadesidir. Çok da mühim bir haldir. Nerede geçiyor bu hadis? Cibril hadisi vardır ya, orada geçiyor. Bizim de bir kitap vardır. İman, ihsan, ikan diye. Orada geçmekte bu. Sen onu görür olamasan da o seni görür gibi ibadet etmendir. Eğer o seni görüyorsa sen de onu görebiliyorsun demektir. Yani bu kadar yakınlık vardır, yolu açık manasına. Şu anda göremeyebilirsin ama hiç göremeyecek manasına değil. Eğer görüş istikametindeyse iki kişi mutlaka birbirlerini görürler. Ama birinin gözünde işte siyah gözlük varsa yahut işte göz hastalıkları, göz rahatsızlığı varsa yahut gözü bağlıysa göremez ama gözü açık olan karşıdaki onu görür. Tabii ki Allah'ı görmek demek bir müşahhas şahıs gibi, buradaki bir eşya gibi, öyle bir suret şeklinde görülecek hali yok. Evet, burada da bir bölüm başı var. Her kış köpeklerin bu yaz geldiği vakit kış için muhkem ev yapalım diye nezretmesi hikayesidir. 2874 beyt. Köpeğin kemikleri kışın cem olur, soğuğun zahmi onu böyle hurt yapar. Köpek kışın zayıflayıp kemikleri birbirine geçer, soğuğun darbesi onu öyle küçük ve çelimsiz bir hale koyar. O der ki, benim vücudum kadar bana taştan bir oda yapmak gerektir. Yaz geldiği vakit ben pençem ile soğuk ve taştan bir ev yapayım. Yaz geldiği vakit hoşluktan kemikleri geniş, postu çok olur. Gülşat beytte geçen hoş ve hoşluk demektir. Şat kelimesi mesrur manasına ise de burada pür ve bisyar, yani dolu ve çok manasındadır. Nitekim çok sulu manasına şadab derler. Yani yazın köpeğin kemikleri irileşir ve tüyleri de çok ve kabarık olur demektir. O kendisini iri görünce der, ey ulu, hangi odaya sığarım? İri olur, bir kahil, bir tok, bir gafil, bir hodbin olduğu halde bir gölgede ayak çeker. Gır, gafil ve tecrübesiz kimse manasındadır. Yazın hoşluktan ve letafe-i havadan köpek semirir ve şurada burada bol yiyecek bulur. Doyar ve tembel olur ve kışın meşaketinden gaflete düşer. Ve hodbin olup kendi semizliği hasebiyle oda yapmak zahmetinden kendini müstakni görür. Ne güzel misaller bulmuşlar öyle. Ona gönül der ki, ey amuca, bir oda yap. O der ki, odaya ne vakit sığarım söyle. Büyümüş. Senin hırsının kemikleri dert vaktinde birbirine girer. Kıvrantı içinde hurd olur. Hazreti Pir Efendimiz kıssadan maksud olan hisseye rücu edip buyururlar ki, ey hevai nefsinin mağlubu olan kimse, başına bir dert geldiği vakit senin hırsı nefsanın katılığı ve sertliği köpeğin kemikleri gibi zayıf olup müşevveş olur. Nihayet o dert ve bela içinde kıvrıntının sebebiyle hurdu haş olur ve ezilir.
Dersin ki tevbeden bir ev yapayım, kış içinde bana bir kaşane olsun. Kış gibi soğuk ve tahammül fersa olan bir dert ve bela içinde bana sığınacak bir yer olmak için kendime tevbeden bir ev yapayım ve bir daha o belanın mucibi olan dane-i müzevvir tarafına gitmeyeyim. Yani yalancı besin tarafına gitmeyeyim. Vaktaki dert gitti ve senin o hırsın iri oldu. Senden köpek gibi hane sevdası gitti. Nitekim şükrü nimetten daha hoş olur. Şükre muhib olan ne vakit nimet tarafına gider. Bare dost ve muhib demektir. Hakkın nimetine şükretmek, nimetin kendisinden daha hoş ve latif olur. Çünkü şükrü mün'im, nimete değil, mün'imi görmektir. Yani nimet vereni görmektir. Ve mün'imi görmek elbette nimetin kendinden daha latif olur. Binaenaleyh, mün'im şükrüne muhib ve haris olan kimse, hiç nimet tarafına gider mi? Zira nimet tarafına gitmek ancak nimeti görmek ve mün'imi görmemektir. Yani nimet vereni görmemektir. Şükür nimetin canı ve nimet post gibidir. Zira ki şükür seni dostun mahallesine kadar götürür. Yani mün'imin nimeti vermekten muradı, nimet vericinin nimeti vermekten muradı kendini ve keremini ısrar etmektir. Ve şükür mün'imi görmek olduğuna göre elbette nimetin canı ve iç yüzü olur ve nimet şükrün yanında kabuk mesabesinde kalır. Zira şükür mün'imi görmek olduğundan seni dostun mahallesine ve onun müşahedesine kadar götürür. Nimet, gaflet ve şükür intibah getirir. Şahın şükrünün tuzağı ile nimeti saydet. Nimetin lezzeti ve letafetiyle meşguliyet, mün'imden gaflet ve şükür ise mün'im hakkında intibah getirir ve mün'im hakkında intibah ve tayakkuz, yani uyanık olmak hasıl olunca mün'imin, yani nimeti verenin lütfu ve nimeti tezahür eder, yani ziyadeleşir. Şükür rızkı arttırır dediği gibi. Nitekim ayet-i kerimede İbrahim suresi 14:7, yani eğer şükrederseniz elbette nimetimi ziyade ederim buyurulur. Buradaymış işte. Le'in şekertüm le'zinneküm le'zidenneküm. Eğer şükrederseniz elbette nimetimi ziyade ederim buyurulur. Binaenaleyh şah hakiki olan hakkın şükrü tuzağı ile onun bir payan olan nimetlerini Allah. Şükür nimeti seni tok gözlü ve bey yapar ta ki 100 nimeti fakire isar edersin. Yani şükür nimeti senin niyam-ı zahiriye ve batıniyeni, zahir ve batın nimetlerini o kadar ziyadeleştirir ki bu nimetlerin çokluğundan gözün doyar ve hem cinsine karşı bey ve veli nimet olursun ve birçok niyam-ı zahire, zahir nimetleri ve batınlı nimetlere, muhtaçlara bez ve isar edersin. Yani onlara da ikram edersin. Hakkın tam ve nuklünden meşbu olursun ta ki senden şikem, harlık ve gedalık gider. Nukul, meze ve çerez manasındadır. Şikem, har,
obur ve ekul ve dak, burada gedalık yani düşük varlık ve dilencilik demektir. Yani Hakk'ın manevi taamından ve nuklünden o kadar doymuş olursun ki senden suri taam oburluğu ve halkın kapılarını çalarak dilencilik etmek hali senden gider. Evlana Hazretleri'nin bu geda hakkında dediği var ya, kapımıza gelen geda ise bay olur, bay ise sultan olur dedi o. Geda yani normal sıradan bir insan, o bile gelse bey olur diyor. Eğer bey olarak gelmişse sultan olur. Ne kadar güzel. Bölüm başı burada da var bir tane. Münkirlerin enbiyayı nasihat etmekten men etmeleri ve cebrice hüccet getirmeleri. 2889. Kavim dediler, ey mübalağa ile nasihat ediciler, eğer bu köyde bir kimse mevcut ise bu söylediğiniz şey kâfi olur. Hususiyet itibariyle kavm-i sebe ve umumiyet itibariyle her asırdaki münkirler kendilerinin nasihi olan, yani kendilerine nasihatçı olan enbiyaya ve onların varisleri olan evliyaya derler ki, ey bizlere nasihat etmekten bıkmayan ve usanmayan kimseler, eğer sizin nasihatiniz ile amel edecek bu köyde bir kimse varsa, onun için bu söylediğiniz sözler kifayet eder. Uzatıp durmanın manası yoktur. Hak bizim kalplerimiz üzerine kilit koydu. Bir kimse Halik üzerine sebak götürmeyi bilmez. Bakara 2'ye 7. Yani Allah Teala onların kalpleri üzerine mühür koydu. Hatemallahu ala kulubihim. Ayet-i kerimesi mucibince Hak bizim kalplerimiz üzerine ezelde kilit koydu. Bir abd-i has, hakkı kadimin fiili sabıkından ileri geçmesini bilemez. Bu ayet-i şerifte Sure-i Fussilet'te vaki, Fussilet 41'e 5, yani ve münkirler dediler ki, bizim kalplerimiz sizin bizi onun tarafına davet ettiğiniz şeyden perdeler içindedir. Bizim kulaklarımızda sağırlık vardır ve sizin ile bizim aramızda hicap vardır. Sen amel et, biz de amel edeceğiz. Ayet-i kerimesine işaret buyurulur. Bir abd-i hadis, hakkı kadimin fiil sabıkından ileri geçmesini bilemez. Bu beyt-i şerifte Sure-i Fussilet'te vaki, münkirler derler ki, bizim kalplerimiz sizin bizi onun tarafına davet ettiğiniz şeyden perdeler içindedir. Bizim kulaklarımızda sağırlık vardır ve sizin ile bizim aramızda hicap, perde vardır. Sen amel et, biz de amel edeceğiz. Ayet-i kerimesine işaret buyuruluyor. Bizim nakşımızı o tasvir yapıcı böyle yaptı. Bu artık güftügü ile gitmeyecektir. Yani dedikodu ile gitmeyecektir. Yani Halik Teala Hazretleri bizim vasıflarımızı böyle halk buyurdu. Ve ezelde kaza-i ilahi bizim hakkımızda böyle vaki oldu. Bu kaza-i ilahi bu alemi suretin güftügüsü ile gitmeyecektir. Beyt, taşa 100 yıl lal ol desen eskiye 100 yıl yeni ol desen, toprağa suyun tarafını tut desen, suya bal yahut ki süt ol desen, hiç evsaftan başka türlü olurlar mı? Ey aziz, su ne vakit bal olur?
Eflakin ve eflake mensup olanların haliki, suyun ve toprağın ve toprağa mensup olanların haliki odur. Göğe devran ve safa, suya ve çamura bulanık yüzlülük ve neşv-i nema verdi. Ne vakit gök kesafeti kabul edebilir, ne vakit su ve çamur saffeti satın alır. Hakk'ın kesif olarak yarattığı kesif ve latif olarak yarattığı da latiftir. Binaenaleyh kesif, latif ve latif dahi kesif olmaz. Her şey kendi mertebesinde kendi hükmünü muhafaza eder. Her birine bir yol kısmet etmiştir. Ne vakit bir dağ cehd ile bir saman çöpü gibi olur. Hak Teala Hazretleri sure-i eşyanın yani eşya suretlerinin her birine bir yol ve meşrep kısmet etmiştir. Ne kadar cehd ve gayret edersen et, koca dağ hiçbir vakitte bir saman çöpü gibi hafif ve küçük bir hale gelemez. Binaenaleyh taksim-i ezeliğinin tebdili kabil değildir. Yani değiştirilmesi kabil değildir. Burada süremiz de doldu. Mevzu, yeni bir mevzu başı geldi. Enbiya Aleyhisselam'ın cebrilere cevabı diye. Oraya da ömrümüz olursa daha sonra devam ederiz inşallah. Haftaya çarşambaya burada olacağız yine. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri idrak ettirsin. Ancak burada bahsedilenlerinde kendine ait hususi halleri vardır. Bazı hususi hallerde bunlar değişebiliyor. Ne kadar cehd ve gayret etsen bir koca dağ hiçbir vakitte bir saman çöpü gibi hafif ve küçük bir hale gelemez. Gel ihnil menfuşta bahsedildiği gibi onlar hallaç pamuğu gibi atılacaklardır hükmü buraya sığmıyor. Neden? Ama o hususide olan, özelde olan bir hadisedir. Bunlar ise devamlılık halinde olan hadiselerdir. Fiziki halleri bahsediyor. Yani madde aleminden bahsediyor. Ama insanlar için konu bu şekilde değil. Ayağını sabitelerimiz gereğince bizlerin halleri başka diyor. Cenab-ı Hak her görevlerimize bu hakikatleri idrak ettirsin inşallah. Rahat edenlerden eylesin. Kapatalım. Kaldığımız sayfa 139 ve beytimizde 2899. Sayfa 139, 2899, 2899. Var mı soracak bir şeyleriniz?
Ben çok konuştum evladım, siz de konuştunuz. İnsanlar yalnız bütün muhteşem efendim baba, yani evet. Çok basit gibi gözüken... Sıradan gibi ama hiç farkında olmadığımız köpek mesela konu müthiş var. Bir evet. Yere bağlıyor yani. Hikaye kurgusu falan harika. Boşuna Mevlana olmamış. Mevlana geldikten sonra diyor, üç şey değişti ve hususileşti diyor. Birisi Mevlana ismi diye bahsediliyor işte. Daha evvel onun ismi neydi? Celaleddin Rumi dedi. Şems'le tanıştıktan sonra Mevlana oldu. Mevla ne demek? Efendi demek. Na da biz demek. Efendimiz manasına geçiyor. Daha evvel bu isim bazı kimseler hakkında da söylenmişti. Mevlana cami gibi, Mevlana falan kimseler gibi. Ama Mollayı Rum, Celaleddin-i Rumi, Mollayı Rum da diyorlardı. O Şems'le tanıştıktan sonra ona Mevlana denmeye başladı. Mevlana Celaleddin-i Rumi ile Şems'in birlikte ürettikleri bir tanım oldu. Yani Şems'le Mollayı Rum'un birlikteliğinin ismi Mevlana. Eğer Şems gelmeseydi Mevlana olmazdı. Mollayı Rum olarak kalırdı. Bir fıkıh ehli olarak, belki tarikat ehli olarak ama hakikat ve marifet ehli olamazdı. Şems'in gelmesi ona hakikat ve marifet yollarını açtı ve coşkulu bir hale getirdi. Öyle olunca da kendisinin kimliği değişti. Kimliği değiştiğinde ismi de değişmiş oldu. Eski ismini kullanan yok şimdi. Sadece bazen tanıtım manasıyla işte eskiden Mollayı Rum derlerdi. İşte şimdi Mevlana diye bahsediliyor. Bir bu bir türbe dendiği zaman yine Konya'daki Mevlana Türbesi akla gelmekte. Bir de kubbe dendiği zaman yeşil kubbe, tabi peygamberimizin evvela bir de o. Tam bunlar mı tam hatırımda değil de bunlar zannediyorum. Üç isim onun şahsında şahsileşti. Daha evvel genel olan o üç isim onun şahsında kimlik kazandı yani. Yalnız Mevlana derken tabii bu kabul görmüş bir kelime ama biraz bilincinde olmamız lazım. O aslında 3., 5., 10. sıralarda bir Mevlana'dır. Mevlana dediğimiz zaman biz onun ilk Mevlana olarak o aklımıza geliyor. Tabii ki evvela bizim Mevlana Allah'ımız var. Mevlamız var, esas o. Sonra Mevlana, Muhammed Peygamberimiz var. Mevlana'mız onlar bizim. Belki hürmeten, sahabe-i kiramdan, ashab-ı güzinden, o hulefai raşidinden de bizim Mevlana'larımız vardır. Hepsi Mevlana'dır onlar. Eğer bu bir sıraya konmuş olsa, Konyalı Mevlana kaçıncı Mevlana sırasına girer. Ama diğerleri bu şekilde o
öne çıkmamış olduklarından, batında kalmış olduklarından pek onlardan söz edilmiyor. Yani Mevlana dediğimiz zaman bu anlayışla söylememiz lazım. Birinci sırada olarak değil. Tabi hepsine hürmet edilir ama bizim ilk Mevlana'mız Allah'tır, sonra Peygamberimizdir. Sonra sahabe-i kiramdır, daha sonra belki de tarih seyrine göre bakarsak Mevlana, Konyalı Mevlana'nın sırası oraya kadar gelen kaç tane Mevlana varsa onun 101, 102, 103, 105, 125, 230 falan neyse işte o sırada Mevlana'dır. Zaman zaman latife olur, ben diyorum duymuşsunuzdur. Mevlevi olsam ilk yapacağım şey Konya'ya gitmeyi yasak etmektir. Tabii bütün ömür boyunca değil, başlarda. Bu hakikati anlayıncaya kadar. Yani gittiğinde Mevlana orada en üst akılda ise peygambere de, peygamberimize de perde olmuş olur, Allah'a da perde olmuş olur. Ve irfaniyet anlayışıdır. Bunlar yoksa, oraya gittiğinde kendini kaybetmiyor ise eğer, sıralamayı yine aklında, gönlünde tutuyorsa sorun o zaman yok. Ama önceliği Konyalı'ya veriyorsa o zaman burada bir farkında olmadan nezaketsizlik olur. İyi niyetle de olsa nezaketsizlik olur. Tabii kötü niyetle bunu kimse yapmaz. Ama işin hassasiyeti vardır. Hadi bakalım böylece kapatalım aynamızı. Bilgisayar başında olan kardeşlerimizin de işleri vardır. Hayırlı akşamlar olsun cümle kardeşlerimize, evlatlarımıza. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.